Sağ ol. Merhaba Güleş Türkiye. SummerSlam'dan sonraki ilk Smackdown yayınımıza hoş geldiniz. Konuklarımız olarak gene klasik konuklarımız var. Mehmet Dinler, hoş geldin. Hikmet Zeybek, Numan İnci, Palas Pandras Daner'imiz ve Lürsoy var. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız? Hoş bulduk. Allah'a şükür. Yeah. Hoş bulduk, iyiyiz. Keyifler nasıl? Keyifler güzel, Sokka'yı bekliyoruz. Demedi miydi? Evet, evet, sürpriz konuk olarak Sokka, buradan duyuralım bunu. Abi niye spoiler veriyorsunuz? Ya bir şey olmaz artık, biliyorlar yani. Sırf onun için gülüş utluduk yayından. Kendisini çok zor ikna ettik bu arada. Aynen öyle yani, çok uğraştık, bir türlü kabul etmedi. Zorlu müzakereler sonucu oldu yani. O zaman Gür yok şu anda ortalıkta, gelir herhalde. Kim yok kardeşim, ben anlamadım. Geldi. Ne? Ne? Sürpriz konuk mu? Kardeş bu ne? Radyo yayını değil, anasını satayım, bit pazarı. 105 kişi varmış, ben geri gitsem de olur. Ya SummerSlam yayınını görseydin sen bir de. Ya SummerSlam yayını zaten fiyasko olur, fiyasko. Sesim net geliyor mu bu arada telefondan? Geliyor. Fiyasko sen geliyor. 250 kişi geldi böyle. 250 kişi. Bir de beni via satellite yaptınız, acaba neden? Artık 3 saat sonunda yani beynimiz yandı dedik, bari Gür'ü arayan iyice yansın beynimiz. Muhabbet çıktı. Kardeş ben günde 8 saat oturduğum ofise bir de radyo yayını için geliyorum. Bence kıymetli. Vay ağırmış. Alfa. Ya. Ben dün belediye otobüsünden radyo yayınına katıldım kardeş, sen neden bahsediyorsun acaba yani? Bence Ege direkt sen gir başta segmentlerden. Loca. O zaman yani Loca'yı oku da Ege ondan önce, sonra üzülüyorlar. Aynen. Ayıp olmasın hocalara. The Phenomenal 17, ben ilk sıradım tabii kendimi gördüğüm için. Zigzag, Emre Toker, hoş geldin Emre, Tiam, Punk zaten yanımda. Hikmet Zeybek, o da burada, herkes burada. Etni, Ersin kardeşim hoş geldin. Polis 1, Sination Guy, Ersin Baybüyük, AJ Kevin Owens, Chris Jericho 111, Tolga Nizamoğlu, Salih Balcı, Ömer Faruk Yıldız, Moneymakers kardeşim reis hoş geldin. Lürsoy zaten yanımızda. Last Dark First, Ranier Klavan reis hoş geldin Suarezce. Kevin Owens Co. Çakar anana çakar, güzel nickmiş, takdir ettim. The Bulldog'i, Mert Aykan. Bir dakika ya. Bir dakika, Ryan götü yok mu? Abo. Abi ben Ryan götü var diye gelmiştim ya. Kapat ya. Yalnız biz sürpriz konuk olarak Sokka'yı söyledik ama sen bilirsin. Ne? Kardeşim o zaman buradayım. Sokka üstad da burada olduğuna göre tabi yalnız bırakamayız radyo locasını ve sizleri. Sokka! Sok bana. Ya hoş mu? O zaman devam et. Olmadı evet. Terbiyesiz. Numan İnci. Buradayım kardeşim. Ondan sonra Putoğlu, Emre Kocabaş 1, Fatih Yılmaz 3. Mehmet Dinler zaten yanımızda ve Güreş Türkiye'nin kendi hesabı. Böyle yani şu anda kadromuz. İlk defa muhtemelen şey yok. Bir gizlilikli üye yok. Hoş bir durum. Gelir. Direkt 30 kişi kemiksiz buradayız abi. Twitter'a yeni link aynen, attım. O zaman Mert Demir da aramıza katıldı. Hoş geldin Mert. O zaman şeye geçelim yavaştan. Segmentlere geçelim. Geç hadi geç. Hadi geç ya. Açılış segmenti. AJ Styles geliyor klasik bir şekilde. Seviyoruz kendisini, büyük adam. Kevin Owens da geldi. Shane McMahon gene kazık attı bana dedi. Efsanevi Kanadalı gene kazıklandı dedi. 20 yıl tarih devam etti dedi. Ondan sonra klasik görüntüler falan gösterildi. AJ'nin ayağı ipe koyduğu. Ondan sonra ise AJ Kevin Owens'a sus artık yeter dedi. Sonuç olarak da Kevin Owens AJ ile maça çıktı main event'te. Hakemi de Kevin Owens özel olarak seçti. Main event'te konuşacağız bunu zaten. Eğer Kevin Owens kaybetseydi, ki kaybetti zaten, bir daha kemer maçı alamayacak AJ Styles şampiyon olduğu sürece. Alamadı yani. Ne diyorsunuz açılış segmenti için? Shane McMahon'ın kaşınmaları için? Sırayla yani, gidelim. Ben başlayayım istiyorsunuz. Shane McMahon ve Kevin Owens feudu için sanırım yavaş yavaş AJ Styles'ın bir saldığını artık göreceğiz yavaştan. Çünkü ben haklı bekliyorum Shane McMahon ve Kevin Owens arasındaki mücadeleyi. Yani şu an güzel gidiyor diye düşünüyorum. Tabii AJ Styles ve Kevin Owens artık sıktı. O yüzden de bu konu hakkında yani pek bir şey demek istemiyorum. Ya bir dakika. Burada... Şunu söyleyelim. Bir WWE'deki klişe vardır. Sonbahar dönemleri keyifsiz, zevksiz. Ah o sonbaharlar hep WWE'de senaryo anlamında, heyecan anlamında bir yaprak dökümüdür diye. Ben açıkçası son yılların en güzel 3. dönemini, hatta en güzel 3. ve 4. dönemini izleyeceğimiz kanaatindeyim. Zira SummerSlam'den sonra geriye çok fazla elde tutulur feud kaldı. Bilmiyorum, benimle aynı görüşte, farklı görüşte olan arkadaşlar var mı tabii? Olabilir Gürcüm. O zaman Hikmet'e salıyorum. AJ Styles ve kardeşim. Valla AJ Styles ve kardeşim diyoruz da olay AJ Styles'dan uzak biraz yani. Daha çok Kevin Owens'la şey arasında gidiyor. Shane McMahon arasında gidiyor. Hani beklendiği gibi de feud olacak işte. Onun biraz hazırlığı gibi bu evre. Birkaç haftaya patlayacaktır feud da hani belli zaten hani o olayın az çok ne olacağı. Oradan devam eder gibi düşünüyorum ben. Ama AJ Styles'da da bundan sonraki şeyi işi yani hani açıklandı gibi, hani Owens'tan sonra boşlukta yüzmeyecek, her hafta şey yapacağını söyledi. Hani Sina gibi söyledi. Aynen Sina'nın gibi. Yani hani şey her hafta Open Challenge yapacağını söyledi. Hani feud olur ama muhtemelen şey yani bundan sonraki pay-per-view Hell in a Cell mi? SmackDown'un. SmackDown'un galiba. Evet. Hell in a Cell'le bir feud'la gider herhalde. O da bilmiyorum ben. Bir şey soracağım peki. Sence bu isim Baron Corbin olabilir mi? Ya abi ne bileyim, Baron Corbin'i kullanmaya devam edeceklerse eğer şu son 2 haftada gördüğümüz şeylerin ne anlamı kalır? Hani Money in the Bank'i kaybetmesini Sina'ya yenilmek demeyeyim ben ona, başka bir şey, tövbe estağfurullah, başka bir şey olmasının yani hani. Gömülmek, ezilmek, abi, çakılmak. Ha. Abi adamın hani bundan sonraki haline halının altına süpürülmek olması lazım WWE hani şey politikasına göre yani. Eğer AJ Styles gibi adamla hani kemer feuduna girecekse bu adam ki zaten şey hani United States kemeri şovun ana kemeri yani her yani WrestleMania'da ya şovun şey ana soracağım. Kemeri. Bir şey soracağım. İkinci Nintendo değilse Baron Corbin ne abi yani bir şey planlanıyor. Abi adamla ilgili bir şey planlanıyorduysa hani abi hani şey adamın başına gelenlerin sebebi adamı 1. seviyeden 2. seviyeye düşürmek mi? Yani hani ana kemer seviyesinden United States kemerine düşürmek için mi şu hani Cena yenilgisini verdiler, Money in the Bank'i kaybettirdiler? Çok mantıksız abi hani. Yani bir ihtimal çıkabilir gibi geliyor ama çok da değil ya. Open Challenge'ın ilkine muhtemelen Baron Corbin gelecek ama ben sonrasında devam edeceğini sanmıyorum. Yani yeni bir rakip çıkaracaklar AJ'ye. Hani ya bu arada zaten bu adam hakkında iyi bir planları olsaydı abi Keşin'i başka birisi üzerine başarısız yaptırırlar. Abi Jinder Mahal'a Keşin'i yapamamak ne demektir, gözünü seveyim. Mantıklı düşünün abi. Adam Jinder Mahal'a Keşin'i yapamadı. Hani ayrıca şöyle bir şey de var yani hani doğru. United States feud'una girecekse Money in the Bank'le de girebilirdi. Hani adama sen tekrar kendini kanıtlaması, yeterli olduğunu şey yapması için şans veriyorsun resmen United kemerine feud verirsen. Yani hani orada tekrar görürdün bu adam Money in the Bank hak ediyor mu hak etmiyor mu? Yani şu an çok mantıksız gelir bana açıkçası Hell in a Cell'de şey yapmak ki muhtemelen United States kemeri Hell in a Cell'de kafesin içinde savunulacak yani. Hani... çok da şey gelmiyor. Ya başka adaylar da var yani, hani AJ'in karşısına geçebilecek artık. O Baron Corbin'lerden falan artık bu olayın birazcık çıkması lazım. Yani United States için yeni birilerini görmemiz lazım. Ama göreceğiz ya, hani AJ'in karşısında her hafta farklı biri, hani güzel işler yani. Ki Sami Zayn'de büyük ihtimalle olacak galiba. Olur ya. Kaçarı yok onun. Ya tabii genel loser'ımız gene maçı kaybedecek. Zayn gelir, şey gelir, Ty Dillinger gelir, Rusev gelir. Mike Bennett gelir, o pardon Fernandez. Neyse, Rusev'i konuşacağız mı? Şovda da yoktu anasını zaten. Bu nasıl Randy Orton egosu ya? Randy Orton da yoktu şovda. Bu nedir ya? Neyse. Ya gür gene şovda başlama. Randy Orton da yoktu. Şovda Randy Orton da yoktu. Bu nasıl bir demek? Aynen ikisi de yok. Allah görüyor. İlay Direk, hadi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi bu hani şey diyorlar, forumda falan bir haber çıktı hatta. İşte bu maç işte Survivor Series'de tag team maç falan filan olacak diye. Abi yok, bana kalırsa abi Shane McMahon ile Kevin Owens arasında azalanan feud abi Hell in a Cell yani kafesinin içinde olacak ya da bir Street Fight falan görüyoruz abi. Yani açık ara bu görünüyor şu anda benim gözümde. Yani Hell in a Cell'den sonra Survivor Series'e gidebilir ama hani. Yani oradan uzayabilir de yani ilk maçları Hell in a Cell olabilir diye düşünüyorum ben. Hell in a Cell'in içinde olabilir ilk maçları. Kafesin içinde. Güzel de olur yani. Shane onu kaldırabilecek. Shane tam Hell in a Cell şeyi aslında yani. Adama. Yani ağ babası diyebiliriz yani. Yani. Ya bunun çok ezbere bir yorum olduğunu düşünüyorum. Hayır abi, Shane'in yapabileceği 20 sene önceki maçına bakarak bunu söylemek yani biraz. Hayır, ona bakarak bunu söylemiyorum. Shane'in yani yapabileceği, ringde göstereceği şeylerin geneli diskalifiyeli maçlarda gerçekleşmeyecek şeyler. Sesin gidiyor bu arada, hala pik ötmeye çalışıyorsun, bir dur. Yani Shane'in hani birebir düz maçta, diskalifiyeli maçta yapabilecekleri sınırlı ama diskalifiye olmayan bir maçta gayet hani sert güreşebilir, şiddet kullanabilir, şiddet görebilir. Yani abi iyi yani, hani ben o Undertaker'la çıkardığı Hell in a Cell maçının aşığı değilim yani, hatta yani çok sıkıcı bir maç benim için ama yani Shane'in şu anda en iyi güreşebileceği maçlar Street Fight ve Hell in a Cell yani. Doğru. Hadi geçelim şu segmentiye. Daniel Bryan geri döndü. Yanında Sinclair ve Jinder Mahal var. Oo. Baba. Abi Sinclair'in ağlaması da zor mu ya? Maharaja kemeri yükselttik falan filan, klasik zırvaları. Bryan da şey dedi, daha Sinclair olmadan maç kazanamıyorsun dedi. Segment böyle bitti. Yanlış değil şimdi baktığımız zaman. Yani Jinder Mahal'in seviyesinde kemer onun nezdinde yükselmiştir diyebiliriz. Düz mantık itibariyle. Sonra Bryan bize şey dedi, siz ikiniz dedi Nakamura'ya karşı maça çıkacaksınız bu akşam dedi bize. Onu unuttum. Sonradan Sinclair'in ağlayışı var. Çok komikti ya. Abi çok güzel ağladılar ya. Vallahi çok komik, çok güldüm ya. Yani Jinder Mahal'ın klasik hareketleri diyorum ben böyle. Bir de Sinclair'i kurtarmaya falan çalıştı maç içinde, güldüm yani. Abi ama hani Daniel Bryan'la Shane McMahon'ın yönetiminden hakikaten tiksiniyorum yani. Hakikaten ya. Ben de katılıyorum. Hele bu şovla daha da katmerlendi benim o. Main event'ta daha konuşacağım da yani hani. Aa, yok yani hani. Hadi devam edelim. Şeye geçelim. Bobby Roode segmentini sona saklıyorum. Önemli segment o. Chad Gable'a gelelim. Daha önemsiz bir segment. Chad Gable'ın takım arkadaşı Jason Jordan Angle'ın oğlu olarak gitti. Biliyorsunuz zaten. Hepimiz biliyoruz. Sonra Chad Gable partner istedi. Partner falan aradı böyle ama bulamadı. Şimdi geldi. Kurt Angle'la anlaşmış gene Bryan falan. Yeni partneri uzun zamandır geleceğini bildiğimiz ama sakatlıktan dolayı gelemeyen bir isim Shelton Benjamin. Shelton Benjamin artık aramızda, geri döndü. Ben sırayla salıyorum size sözleri. Lursoy'dan başlayalım. Shelton Benjamin geri döndü. Bu segmentte Chad Gable, ne bileyim, tek başına da çok iyi bir güreşçiyken yine kendini bir takım player, yani team player olarak görüyormuş. Shelton'ın geri dönüşüne falan o da çok sevindi. Hani üstadla takım olacağız diye. Ya haftaya çok güzel bir performans sergilemezse, büyük bir galibiyet almazlarsa ben Shelton için hani başarısız bir return olarak değerlendireceğim. Çünkü hani özellikle sevenleri, eskiden izleyip de beğenenler çok şey bekliyordu kendisinden. Ben de yani ne kadar güncelde izlemesem de videolarda falan görüp çok şey bekliyordum ondan. Ya umarım iyi bir ikili olurlar. Jordan kadar iyi uyum sağlarlar mı bilmiyorum da. Hani bu şeyi andırıyor bana. NXT'de bu Jordan'la takım oluşunu andırıyor. Çünkü o zaman da Gable bununla takım olmak istiyordu. Jordan istemezken bu yanına gidiyordu, rahatsız ediyor falan. Ondan sonra iyi anlaşınca da başarılar kazandılar vesaire, devamı geldi. Ya umarım çok iyi bir takım olur ve kemer kazanana kadar devam ederler birlikte. Yani ben Hikmet'ten önce bir konuşayım istiyorsanız. Yani Shelton Benjamin benim izlediğim dönemlerde hani ringçi olarak çok atletik bir isimdi. Ben çok beğeniyordum kendisini. Yani en son izlediğimde işte 2009 ECW kapanmadan önce bayağı aktifti. Ya ben kendisini çok özlemişim. Umarım ya ringçi olarak hantallaşmamıştır ya. Jeff Hardy gibi mesela. Öyle olmamıştır umarım. Göremedik kendisini çünkü. Ben de sevindim yani dönmesine. Ben izlerken böyle olmuştum da onu bir tahmin edeyim diye. Kardeşim bir an Sokka dedin zannettim ya, pardon. Ben izlerken böyle olmuştum ya, olmuştum yani. Abi Shelton Benjamin benim şeyimdir, guilty pleasure'ımdır. Yani hani bir ortamda söylemem özel olarak. Ama başarılı atletinden biri yani hani adam. Hani konuşayım mı, devam edeyim, bir araya gireceğim. Hayırdır? Yok. Hayırdır Ege, yürütün. Birazcık arada sesi kesiliyor arada da ondan bir daha tekrarlar. Ha, benim internet kötü zannettim ya. Tamam başlayayım. Mehmet ne kadar boş adamsın. Tamam tekrarlıyorum. Ya şimdi Shelton Benjamin WWE tarihinin en atletik böyle 4-5 isminden biri hakikaten yani hani zirve dönemi hani hakikaten ya olağanüstü, kimseyle karşılaştırılamayacak kadar atletti belki de hani şu anın şeyleriyle bile cruiserweight'li en başarılı baba cruiserweight'lerinden bile daha atletik daha da. Başka yanında başka bir şey sunamadığı için hani şey sunsa ana kemer seviyesine hani gözü kapalı çıkarırdın hani en azından bir kere falan. Şimdi tabii ki o kıvamda değildir. Hani yani bunu tahmin etmek için şeye gerek yok. Hani kahin olmaya gerek yok. Biraz yani geç oldu değil mi de işte return'u? Çok geç oldu ya. Bir yıl önce olsaydı da gene. Aynen öyle. Gene hani daha esas Shelton'ın kariyer zirvesi zamanlarının, ama o zirve zamanlarının yarısı kadar bile atletik olsa hani abi çok fark eder. Değil mi? 2004-2005 Raw ne diyorsun? Özellikle orası çok iyiydi mesela. 2005-2006 abi o civarlarda muazzam iş çıkarıyordu adam ve yani onun yarısı kadar güreşiyorsa abi hiç sıkıntı değil. Bir de en iyisi hani herkes böyle United States'e gelmeliydi işte, tek gelmeliydi, niye takım geldi? Ya abi adam yaşlı yani şimdi. Kim ya? Shelton Benjamin sonuçta yaşlı yani. Ha doğru. Şimdi adam tek gelse abi Mickey James'e dönecekti yani çok kısa zaman için. Çünkü yani bu saatten sonra niye o başarı alıyor zaten? Otur Ty Dillinger'a başarı ver yani tekli olarak hani. Sami Zayn'e başarı ver. Niye Shelton Benjamin'e tekli başarı veresin? Abi takım yanında Chad Gable muazzam uyum sağlayabileceği bir adam. Yani harbiden yani işte acayip böyle Chad Gable zaten anglevari güreşebilen bir adam. Shelton Benjamin ona muazzam uyum sağlayacaktır o yüzden. Ve Chad Gable'ı yükseltecektir ve bir takımla birlikte ikisi de yükseltecektir. Yani ne hani Shelton Benjamin böyle eski günlerini aratacak. Hani böyle düşük seviyede takılacak. Ne de Ya bir şey soracağım ya. Neden bu kadar uzun konuşuyorsun birader? Shelton Benjamin'i eski günlerindeki gibi görmek isteyen kim var ya? Allah Allah. Ya anca sen işte. Neyse. Sen iyi bir güreşten hiç anlamadığın için çok da sallamıyorum buraya göre. Sorun olur mu? Hadi işine. Sen Baron Corbin'i de seven adamsın yani hani kusura bakma. Çok affedersin de. Adamın Neler dedi? Kardeşim sen hakem fanısın. Şimdi şey yaptırtma bana yani hani. Bir dakika. Ben giant güreşçiler arasında en karizma potansiyele sahip olanı Baron Corbin görüyordum. Açıkçası bu radyoda da buna diğer arkadaşlar katılmıştı. Tamam mı? Yani komple bir güreşçi olarak potansiyel olduğunu söylüyordu bu radyodaki arkadaşlar buna da. Ama şimdi bugün böyle konuşmanız bana açıkçası ikiyüzlülük ve kara cahillikten başka bir şey anımsatmıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Yo, senin yalancı olduğunu sadece yansıtıyor. Bir dakika, sadece senin yalancı olduğunu gösteriyor bu söylediklerin. Biz sana katılmadık ki Baron Corbin konusunda. Yo. Oğlum radyo yayınları duruyor YouTube'da bak. Tamam. Bulursan... Oğlum o radyo yayınlarında ben de vardım hani. Hayır, katılmadım. Bulursam katıldığını ne yapacaksın? Ne istersen. Tamam kardeş. Gürsün oturup bütün radyo yayınlarını izleyecek. Gür'de öyle bir internet yok, öyle bir azim yok. Üstüne üstlük benim sözlerimi tutmadığımı da biliyor yani. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey yapacağını. Doğru. Ben pasif diğer arkadaşlara vermeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu takıma menajer olarak Charlie Haas acaba geri gelir mi ya? Gelmez. Ben Buğra Gür araya girdi. Çok kısaca bitireyim mi yorumumu? Kardeşim hani, sen ne zaman bitireceksin? Ne zaman? Bitireceğim. Yarım saat seni dinliyoruz ya. Bitiriyorum. An itibariyle bitiriyorum. An itibariyle bitiriyorum. Çok kritik. Ne? Ne oluyor ya burada? Mehmet Dinler bitirdiği için alkış yaptık, evet. O zaman Numan sen yaptın mı yorum? Vallahi hacı yapacak bir şey yok zaten. Mehmet ben direkt hemen hemen her şeyi diyeceklerimden şey söyledi yani. Shelton Benjamin'i ben çok severdim. İnşallah en azından bir takım kemerleriyle görsek onlar iyi olabilir ya. Veya şu Usos olarak karşı böyle bir iki maç çıkarsalar bari. Yani ring içi güzel şeyler izleriz ya. O zaman ben de şöyle bir yorum yapayım yani. Ben de çok beğendim. İkisinin uyumunu ben sabırsızlıkla bekliyorum. Tag Team Divizyonuna yeni bir soluk getireceklerdir. Eminim bundan. Usos'la olan maçlarını ben de heyecanla bekliyorum. Diyelim. O zaman küçük bir backstage segmentine geçelim. Owens Zayn'den hakem olmasını istedi. Ama Zayn kabul etmedi. Eski günler kafamıza canlandı. Ne demişler? Yeni etkileşme. Abi çok ne demişler? Yani. Ne yaparsak yapalım en çok güvendiğim adam sensin dedi ya. Böyle bir gözlerim hafiften doldu yani. Ring of Honor'ı izlemememe rağmen. Ben çok seviyorum ikisini. Ama sonra Sami Zayn'i tabii kabul etmeyişi. Kardeşim adamın omzunu sakatladı, şey yaptı. Bence de kabul etmemesi. Adama etmediği bırakmadı ya yıllardır. Doğru. Bu adamlar 7 yıldır kavgalı herhalde ya. Bu adamlar 7 yıldır kavgalı yani. O yüzden Sami Zayn'in güvenmesi biraz mantıksız olur bana göre ya. Zayn Owens'tan daha kaslı. Alıştı. Ya. Çomar. Gür varken bana söz düşmez o konuda. Hadi. Yalnız doğru olmasın. O zaman... Daniel sen bir şeyler söyle istersen Owens Zayn ilişkisi hakkında. Ya ben çok konuştum, diğer arkadaşları salayım bence. Ben çok konuştum çünkü. O zaman hepimiz konuştuk diye düşünüyorum bununla. Takımlar şampiyonu geldi. Takımlar şampiyonumuz aksiyona çıkıyor. En sevdiğim yer. Bu arada SummerSlam'daki maçı da değerlendirelim, atlamayalım onu. Abi ben çok büyük bir Usos fanboyuyum ya, bilmiyorum ama yani. Maçı anlatayım, sonra yorumlarken SummerSlam'e de katılım işin içine. Usos vs Hype Bros geldi. Usos ortalama maçtan sonra kazandı. Sonra klasik bir şekilde gözdağı verdi bütün divizyona. Böyle bir maçımız oldu kısacası. New Day ile Usos maçı oldu SummerSlam'de. New Day kemer reyni bu sefer çabuk bitti, 28 günde falan filan. Öyle bir şeydi. Usos yeni takımlar şampiyonumuz, 4. defa takımlar şampiyonumuz. Hayırlı olsun, ben çok sevindim açıkçası. Ben çok sevindim. Ben konuşayım bu konuda. Abi ben öncelikle şey demek istiyorum. Bu forumda Smackdown'daki tag team maçları kötü diyenler var. Abi çarpılırsınız. Yapmayın. İzlemiyorsunuz madem, yorum yapmayın. Gözünüzü haftalık show mu yoksa pay-per-view olarak mı diyorlar? Fark etmez. İki türlü de diyorlar da fark etmez yani. Hani o, bu akşamki olan maç bile dünkü Raw'daki çoğu maçtan daha iyiydi. Çarpılırsınız benim lafım yalnız. Ama abi yani başka catchphrase bulursan sevinirim yani. Ama doğrusu bu yani. Ya. Çarpılırlar ama yani Mehmet. Durumu yani şu an. Yani ya Lürsoy konuşsun bir dakika ya. Bir dakika Lürsoy ya, konuşsun. Maçı değil de. Ben hangisini yorumlayayım? SummerSlam'daki maçı mı yoksa SmackDown'dakini mi? İkisini de Toplu gez. Ya SummerSlam'daki maç güzeldi. Bizim için bir lütuf bir iki takım zaten. Çok daha üstüne yorum yapacak bir şey bulamıyorum. Ya izleyip memnun kalan yoktur herhalde. Onun dışında bu haftaki maçta ya Zack Ryder bu Mojo Rawley'in kariyeri için bir kara leke ya. Bu adam ben bir Mojo Rawley fanı olaraktan Zack Ryder'dan nefret ediyorum. Çöp fanı. Umarım bir dakika Ege burada ya. Ege burada ya. Burada sonra Zack Ryder değil senin Mojo Rawley fanı olman ya. Abi Zack Ryder umarım GFW'ye gider, zaten sevgilisi de orada. Ya şu Mojo Rawley'i bir tek bırakın. Adam tek kaldığında WrestleMania'da kaç? 32 kişi aynı maçta yendi. Zack Ryder'ın sevgilisi kim ya? Şu sürekli soyunan kar mı? Yok şey kanki. Laura Bendes var yani deli. Emma ile çıkmıyor mu? La o tipsiz diye sürekli şey böyle güzel rahatsız havlıyor. Ben anlamıyorum ya. Şerefsiz işte ya. Ya şirkette sevmediğim sayılı adamlardan. Abi şirketteki hani renk içi yeteneği dışında. Bir kez Carmella. Yalnız Carmella çöp ki. Sonra Dolph Ziggler, Dana Brooke. Öyle mi? Dana Brooke'un silikona kadar düştü yani. Yalnız Dana Brooke'un sevgilisi daha önceki gün öldü. Doğru lan. Onlar sevgili değildi ya. Bir şeye beraber gittiler onlar. Öyle bir haber çıkmıştı da yani çok geçti üzerinden. Yok yani o abi kadının sevgilisi dün öldü yani. Aynen o adamla sevgililerdi, öldü o adam. Bu olmaktan mı iyiydi? Kim ya? Bu iki şovdur. Kardeşim benim sevgilim yok ya. Bu ne ya? Oğlum elinde tutamıyorsun. Yürüten Ambrose çiftini unutmayalım demiş. Teşekkürler. Ben hemen geliyorum. Ziggler'le Dana Brooke fuck buddy. Ya fuck buddy olduğunu nerede gördüm kardeşim? Tövbe ya. Belki aralarında duygusal bir ilişki var. Ya belki çağırıyorlardı çocuğu. Her tarafı duygusal olsa ne olur abi? Kardeşim keli herkese yattıysa sen bunu niye hatırlatıyorsun ya? Burada insanlarda. Şey niye hatırlatıyorsun şimdi bunu ya? Siz her konuda Page'in konusunu açıyorsunuz ya lan. Doğru. Abi tek team konuşuyorduk. Nereden geldik buna? Çünkü FKR düzeyi yükseliyor. Abi bak böyle konu sapıyor, sonra sen bana söz vermeden sürekli konu değiştiriyorsun. Hoş değil. Vallahi hoş değil. Dinlercim yardır o zaman. İkisini de seven bir insansın. Usolar mükemmel takım. Maç mükemmel maçtı. Bugünkü maç da mükemmel maçtı. Tamam yeter, ben ya madem konuşmamı istemiyorsunuz ben bu kadar kısa kesiyorum. Tamam yani. Ya ıslanamazsın dediğin gibi. Ya şimdi takımlar divizyonu hakkında birkaç yorumda bulunacağım. Bir kere Allah Usolar gerçekten heel oldukları ve şu yepyeni bu hani dans eden heriflerden arka sokak çocuğu tiplere dönüştükten sonra ciddi manada bir karakter kazandılar ve seyirci bu karakteri benimsedi. Öte yandan New Day promotion'ı Usoların bu kadar yüksek karakter koymasından ötürü sönük kaldı ki ben bu kemer değişimini de buna bağlıyorum. Yani SmackDown'ın artık gözde tektiğimi, hatta WWE'nin gözde tektiğimi artık New Day değil onlardan daha büyük bir karakter koyabilmeyi başarmış Usolar bence. Şimdi Ege Emre Rollins diye atlayacak oradan. Yani ona bir şey diyecek bir şey yok. Ege'yi ciddiye almıyoruz da zaten. Ama gerçekten durum o. Vaziyet sen o yani. Bilmiyorum. Sen beni ciddiye alacaksın. Ya sen kimsin ya? Ne diyeceğim? Abo. Abi bir şey diyeceğim saniye. Abi Lürsoy'un çete Mojo Rawley'i büyüktür. Dur. Abi Lürsoy'un çete Moja Ravri büyük Usos yazması. Abi onu dikkate almayın ya. Fiziksel olaraktır. Ne? Abi ben chatten bir olumsuz tepki bekledim de gelmedi, sorun yok. O zaman yani beyler segmentte kalalım. Mehmet Dinler, sen de uzun bir yorum yap şöyle 5 dakikalığından. Yo, yaptım ben yorumu, bitti. Bilmiyorum, ben Mehmet Dinler'im, diyeceklerini dedim zaten. Ayrıca senelerdir ben Usoları savunurken sürekli bok gibi takım falan filan diyenler de şimdi Usolara yalanıyor. Arkadaş ben Usoların fanı olmak popüler değilken Usoların fanıydım, tamam mı? Ama şimdi unutmayalım, hani Usolar daha yeni zevk vermeye başladı yani bence. Yo abi, ring içi olarak her zaman muazzam bir takımdı. Yok, ben özellikle ya son hallerinden çok memnunum. Hatırlasana Mehmet, 2010'da falan funny segmentlerde bulunuyorlardı. Rikişi'nin küçük falan. Dinler de bunu kabul edecekti normalde. 2010'u çünkü... falan demiyorum abi. Jabber'dılar o zaman. 2013 falan diyorum yani. Ha, olabilir. Ben gene keyif alamıyordum ama ya. Ona katılırım. Bir şey diyeyim mi? Hatta ring içi performansları şu anda daha düşük o dönemden. Hatta o zaman hatta Slammy Awards'ta yılın tek team'i seçilmediler mi? 2015 o. 2014 ve 2015'te 2 defa aldılar. Tamam ha, işte ya, bitti yani. Öyle. O zaman şeye geçelim. Jobber Reisler vs. Japon'a geçelim. Yandan da WWE Championship maçını... Yok, Nakamura'yı konuşacağız. O çok önemli. Abi zorunda mıyız? Dean Ambrose deyip geçsek olmaz mı? Yok, önce şeye geç. Dean Ambrose alfa adamdı. Neyse. Nakamura bunları patakladı böyle güzelce. Sözü ben alabilir miyim? Onu da al bakalım. Sen anlat. Ya bu... ismi neydi bu elemanların? Singh Brothers'ı değil mi? Aynen. Ya bu adamlar yani 205 Live programı hani ilk yayına girdiğinde, şovun ilk maçında bunlar tek team maçını kazanmıştı. Hani zaten Hintli olduklarından falan dolayı gimmicklerini beğenmiyordum. Ondan sonra hani şovun ilk maçında kazandıkları için bayağı bir antipatim olmuştu. Lan sonra işte Jinder Mahal'a yardım ettiler falan filan. Ya çok berbat bir hale geldiler. Yani ringde bu kadar hani ne denir, Nakamura tarafından ikiye bir sümük gibi dövülmeleri olsun. Hani bundan önceki haftalık segmentlerde falan, hatta haftalık segment de değil, pay-per-view'ların hepsinde hani Jinder Mahal'a yardım ederek ona kazandırıyorlar. Yani çok büyük nefretimi kazandılar. Ya çok şey, rahatsız edici karakterler ya. Güzel maç çıkardılar pay-per-view'de, zevk aldık. Gereksiz yani, Randy Orton maçının replay'i gibi. Boşlu finisher. Uyku. Finisher'ı bile yapamıyor bu herif ya. Allah hepimize ya sabır finisher versin. Müthiş sabır testinden geçiyoruz. Doğru. Mehmet Dinler. Abi yani. Singh Brothers Nakamura'yı sevdim bu arada. Yani ben Singh Brothers seviyorum. Onlarla ilgili bir sorunum yok. Hani böyle şeyler en azından Jinder Mahal'in yanında tat katan bir şey var. Hani böyle çok hafif ve şey yani. Böyle eğlenceli de herifler yani. Hani yani SummerSlam'daki maç hakkında ama ya of abi içim sıkılıyor düşününce yani. Ya onda önemli olay var. WWE title'ın ağırlığı resmen düşüyor artık. Ağırlığı kalmadı yani şu an. Aynen. Öyle bir kemer mi var ya? Alfa bir title. Ve yani WWE title'ın hani son birkaç yıldaki en kötü 2 feud'u da SummerSlam'e denk geldi ya. Yani. Aynen. 2 senedir üst üste muazzam bir sıçış yani. Hadi en azından Dean Ambrose Dolph Ziggler'dı hani. Hani geçen senekinde en azından Dolph Ziggler'dan o dönem bayağı umutluyduk ama şimdi yani işin sonucuna bakarak kötüydü demek biraz maç kanka ama ucunda Ambrose olmaz. Tamamen. Doğru. Sonra. Bir dakika aranızda biri işin ucunda Dean Ambrose var dedi. O kimse katılıyor. Ben dedim kanka. Adamsın. Dean Ambrose var abi yani, ne bekliyorduk yani o feud'da. Doğru. Abi cehalet resmen toplumumuzda üst düzeye çıkmış durumda. Üzülüyorum. Söyleyecek bir şey olmaması. Abi bir de bu adama abi deyip kaldım. Üzülüyorum sizin halinize gençler. Bir de bu adamın Grand Slam yapmış olması. Harbiden ya. Yeni jenerasyonun ilk Grand Slam'ini yaptı adam herhalde. Çünkü bu adam bu adam kızları ıslatıyor. Bu adam he. Kardeş. Ya ağlama. Ne bileyim ya. Gerçekten. İkinciye de Roman Reigns yapacak bu arada. Belki Christian geri döner, sevinirsin. Yaktı bir tane. Doğru. Hakkı yaksın. Zamanında Randy iyi yaktı çünkü onu yaksın. Al işte. Aldım yavrum. Yalnız da Arky'ye vurmuştu ya. Üff. Çatara çutara. Hazır Randy demişken şu segmente geçmeden Rusev maçını değerlendirelim mi? Çünkü Smackdown'da yoktular. Konu gelmeyecek yani. Aynen. Alkışlayan gül mü? Evet. Randy Orton alkışlıyor. Rusev'in 12 saniyede falan yenilmesi toplamda. Benim hatırladığım 2009 SummerSlam'da William Regal ve Christian maçında da böyle olay olmuştu galiba değil mi? Erken biten maç vardı galiba. Direkt kill switch vurup bitirmişti Christian. Dikkat dağınıklığına. Evet evet. O şunu hatırladım da hafızam kuvvetlidir yani. Aynı şey oldu yine. Yesinler hafızanı ya. ECW kapanacaktı o zaman. O normal bir maç. ECW 8 ay sonra kapandı ama olaydan yani. Ya ama o kapanacaktı yani sonuç itibariyle. Doğru 8 ay sonra ama yani gene kapanacak. Şubat 2010'da kapandı ECW doğru. Yani. Yana. Maçla ilgili yorumu olan var mı? Ya ben Rusev tam Destroy'un değil oldu. Gülümsüyordum. Gene Randy Orton ağzımıza sıçtı ya. Olacak iş değil ya. Abi en güzel duygularınızın katili değil mi adam ya? Randy Orton egosunu eleştirelim burada hadi beyler. Abi adam en güzel duygularınızın katili değil mi ya? Rusev bu evliliğinin ortaya çıkmasının cezasını çekmemişti ki daha. İşte şimdi çekiyor. Nesini çekmemişti lan? Lan Roman Reigns'ten yediği dayan haddi hesabı yoktu. Ben Roman Reigns'e dayak yemeyen adam mı var? Evliliğin cezası mı oluyor? Adam evlenmesin mi? Sap mı kalsın yani? Yalnız hayır abi Lana'yla ayrılır. Ne diyorsun? Abi Lana'yla ayrılık senaryosunun ortasında Instagram'dan nişanlandık diye açıklama yaptı lan. Bayağı balık falan burada vardı. Doğru. Bulgaristan'a falan gittiler Lana'yla ayrılırken. Yani o yüzden falan değil bence. Abi Rusev bu kurlardan falan habersiz saçını kestirmişti. Onun için çekiyor beni şu anda. Çünkü ben Rusev'in bu halini beğenmedim yani. Saçlı daha güzeldi. Ya o da var bu da var. Bunun da cezasını almadı çünkü. Aynen Kevin Owens Koda senin dediğini yazmış. Sami Zayn'in eşi yok push alsın. Kardeşim o adam loser kalacak WWE içinde ya. Yapacak bir şey yok yani. Üzülüyoruz ama yani. Kardeşim underdog ya. Underdog. Oh. Kaç senedir underdog adam yerinin dibinden çıkamadı. Underdog dediği şey 5 ay sürer 1 yıl sürer yani hani. Kardeşim işte bu kendini abi sürekli res atıyor. Arada maç kazanır. Her hafta res atıyor. Bu şey herhalde en iyi işlenen underdog senaryosu. O kadar iyi işleniyor ki bitmeyecek galiba. Günlük dizi gibi lan. Şimdi biri diğerinden daha beter ama ikisi de alsa üzüleceğimiz maça gelelim. SummerSlam maçına. Naomi vs Natalya. Naomi'den kurtulduk sonunda. Hepimiz mutluyuz diye düşünüyorum. Gene borçlarını eksik etmedi sağ olsun. Natalya da çok rezil. Emektar eyvallah ama sıkıcıydı. Ya bilmiyorum ben bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum Natalya'nın bu arada. Abi kadının ring içinde Natalya'yla Naomi ile kıyaslanamayacak kadar iyi yani hani. Abi ben zevk olarak diyorum şovlarda izletmesi kendini. Kardeşim senin şovlardaki kadın maçlarındaki zevk anlayışını şimdi burada konuşmayacağım çünkü bu yayın YouTube'a yüklenecek. Hayda. Konuşalım. Onun için. Kanka keseriz. Yani bırak şimdi keseriz. Yani Laga Luga'yı Natalya gayet güreşçi yani. Şimdi sen şeydi yani Alexa Bliss gibi kadın bulayım nikah dakikasında basarım diyen adamsın. Onun için sen de çok güreş kadın. Ne zaman dediler Alexa Bliss'ten tiksiniyorum ben. Yani bunu iyi bir şey. Bir dakika, bir dakika. Bunu iyi bir şeymiş gibi söylüyorsun bir de ya. Ege. Hoş değil bak böyle laf. Arkadaşım sevmiyorsan kendine sevme kardeşim. Niye bunu böyle benim hani olduğum ortamlarda ya söylüyorsun? Tamam Alexa senin zaten bir şey demiyoruz. Evet. Engin Erol bizi dinliyorsan evet bak. Gör bunları. Neyse. Keşke Sienna gelse de şu Alexa'yı mikrofonda gömse. Of. Ya. Gömemez. Alexa Sienna şey değil mi ya? Yani. Sienna şey değil mi? Charlotte'ın Queen karakteri benden çalıntı diyen değil mi ya Sienna? Queen karakteri değil evet. Serçe parmak olayı. Yani. Bence konu amacından sapmasın lütfen. Neyse. Yani Natalya konuşuyoruz şimdi, ne kadar bir amacı olabilir ki konunun. Şöyle söyleyeyim bir de abi, hani diyorsunuz ya şey izletmemedi diye. Abi ne yapsın Natalya abi, karşısında Naomi var ya, kadın zaten bildiğin boş makinesi abi. Boş ya makinesi Natalya 2010'dan beri falan ama yani hani zevk vermekten uzak yani, ama öyle de bir sıkıntı var. Ama rengiçi iyi yani, ama zevk vermiyor ki, o ayrı. Rengiçi gene çok daha iyi tabii canım, diğerine göre çok daha iyi yani. Ya muhtemelen şeyden verdiler. Ya belki. Bir dakika. Allah aşkına kadın... Bir saniye. Ya Gür, sus. Bu federasyonda tamam mı? Kadın güreşçi Smackdown roster'ın kadın güreşçilerden ana kemer etrafında dolananlar arasında hangisinin rengiçi iyi ya? Money in the Bank şampiyonu Allah aşkına. Ya bir saniye. Baktığın zaman zaten direkt güreşemeyenlerin güreşemeyenlerin kim olduğunu direkt anlıyorsun. Hemen şortu slip mayoya çeviriyor, ring şortunu. Tamam bu güreşemiyor. Belli bu haftaki işte şeyin ring kıyafeti, Carmella'nın ring kıyafetinden dem vur. Anladın mı? Yani çok ring için niye önemsemiyor WWE'yi? Kadın güreşçilerde özellikle. Erkek güreşçilerde de çoğu zaman önemsemiyor da kadın güreşçilerde hiç önemsemiyor. Lana'dan, işte Carmella'dan, Bilimum Nikivella'dan bunları görebiliriz. Yine hakeza Naomi'den. Onun için çok bir üstüne güreş konuşmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Ya Carmella'da kıyafetini nasıl buldunuz? Hiç beğenmedim yani ben. Bana seksi geldi yani ya. Bana seksi eşofmanla falan geliyordu yani. Bağcılar kekleri daha iyiydi bence. Yok, beni tatmin etti. Ne? Abi ne yani? Net olarak harika. Yani. Hani mastürbasyon malzemesi olarak söylemiyorum bunu bir de yani, çok yakışmış yani hakikaten. Yok, bana o anlamda da yakışmış, normal anlamda da yakışmış yani, iki anlamda. Ben güreş anlamında beğenmedim yani. Eski keko halini daha çok seviyordum ben kıyafet olarak. O da senin zevksizliğin, ne diyelim. Teşekkür ederim. Hikmet? Ne diyeyim ben bu konularda ya şimdi, herkes denileceği dedi zaten. Böyle devam etsin bunlar ya. Hiç zevk vermiyor artık. Asıl bomba olaylar geliyor. Yalnız bu arada tek maçı çok keyifliydi hani onu atlamayayım. Ya Natalya ile Carmella arasında olan olaylar, atışmalar falan filan çok zevkliydi ben. Çok keyif aldım ondan yani. Zaten oradan kurtarıyorlar yani, başka yer yok. Abi Carmella artık kendinden heel karakterde bile kendinden soğutlayan kadın ya. O kadar pislik oldu yani. Abi gelecek hafta Tamina muhtemelen kemer maçına çıkacak bu arada. Hani abi Tamina Natalya ile karşılaşıyor. Yanda tehdit olarak Carmella var. 2,5 ay önce trioydu bunlar. Ya ben bir link gördüm, ona gülüyorum, kusura bakmayın, siz devam edin. Ben de olay komiti. Şimdi bomba segmentlerden biri benim için, hepimiz için Dolph Ziggler. Gelecek hafta abi, sen anlat ben devam edeyim. Bir açıklayayım segmenti de. İşte önce çeşitli karakterlerle dalga geçti. Elias'la, Naomi ile. Ondan sonra yanında güzel kadınla gelen kim var şimdi, aklıma gelmedi. Miz var, Mike Neville var. Abi. Doğru. Dolph Ziggler'dan Dolph Ziggler'dan başka bir şey beklemeyin diye düşünüyorum ya. Artık son yıllarını oynuyor. Yapacağı tek şey de budur yani. Hele ana kemer falan hiç beklemeyin yani Dolph Ziggler'dan. Hiç sanmıyorum, imkansız yani. Ya zaten kadınlar konusunda Ziggler'ın becerikli olduğunu biliyoruz hepimiz. Hem senaryo anlamında hem gerçek anlamda. O yüzden ben memnunum yani Ziggler'ın bu haline. Gelecek hafta acaba kim gelir yanında? Summer? Bilmiyorum yani. Summer Rae? Çok sevinirim. Yani çok güzel olur. O da bir türlü dönemedi ha. Allah bilmiyorum da. Sasha'nın cimikini yarattı. Summer Rae. Sasha'nın cimikini yaratan kadın. Ama arkada geziyor öyle. Abi bilmiyorum da bunların feyde dökecek kişi belli yani. Bizim Kavat Mike'la Maria ile feyde dökecek yani çok belli de. İyi de ikisi de heel. Aynen. Big Mazikleri face yaparlar öyle görünüyor. Çünkü abi yoksa niye yapsınlar ki böyle bir şey? Ziggler denen şey oldu anasını. Bir face bir heel olmaktan denen aynı Big Show gibi oldu da. Promonun tarzı heel'dı ama ya hani ne bileyim bugünkü promonun tarzı. Öyle geldi de yani çünkü şu var Ziggler bir kadınla gelse kimle uğraşacak ki şu anda yani. Onu düşündüm ben de. Bir de Rov'a gidip Miz'le uğraşıyormuş. Of. Oy. O hayır oy ya. Abi The Miz Ziggler feuduna inşallah hala oy çekmiyorsunuzdur. Neyse. Yo çekmiyorum. Tamam peki. Daner sen ne diyorsun Ziggler'ın yeni haline? Yanında kadınlar, Elias Samson'a laflar, Naomi. Ya zaten en fazla öyle ilgi çekecek. Başka türlü ilgi çekemez yani şu an kadroda. Ya bir şey diyeceğim. Page gelebilir mi? Lan çıktı mı Page temize biliyor musunuz hiç? Page sözleşmesi bitiyor yani, gidecek yani. Bir şey söyleyeyim Page artık en fazla izleyici olarak gelir yani. Ne? Ona da gelmez. Ona bile gelemez yani. Allah. Page'i sildiler ya çoktan. Abi, sen kadar olsan sen ne silersin? Page'i silmeyen sadece Alberto Del Rio kaldı. O da silme aşamasında galiba. Nakamura bile sildi patronu. Çok şapşik takılıyorlar ya. Çok mutlu Summer bir çift Ray olacak onlar yani. Bir şey sorayım size. Summer Rae olmazsa kim olur abi? Sizce? Naomi. Yakında Billy'yi koluna takıp gelebilir mi? Naomi olduğunu düşünün. Çok ya ne Naomi'si? Çok saçma olmaz mı? Total Divas'ta şey değil mi? Sevgili değil mi zaten? Şey. Uso. Yani. Bu Naomi evli ya. Eş evli olma da çıkıyorlar ya. Yani. Total Divas izlemiyorum ki o yüzden. Billy ile Peyton'ı koluna taksın gelsin bence. Tertemiz aynen yani. Ya bu Dolph Ziggler Maria ile mi feud'a girecek ya? Bilmiyorum belli. Herhalde öyle olacak. Öyle sevdim de işte ikisi de heel ama sıkıntı orada yani. Kestiği promo da heel'dı Dolph Ziggler Mehmet'in dediği gibi. Kardeş bilmiyorum bir de heel feud'u izlemiş oluruz ne olacak ya. Yani? Hayırlısı hadi yani geçelim bunu. O zaman Lana Tamina diyorduk ona da gelelim. Lana Tamina ile konuşuyor. İşte Tamina'nın öfkesi sayesinde WWE'yi fethedeceğiz falan filan. Kemer alana kadar durmayacağız diyor. Böyle bir segment yani. Tamina'yı kemerine sokana kadar devam edecek herhalde bu olay. Çok eğlenceli. Ya bu arada haftaya maç aldın dedi önce. Hani ama duyurulan bir maç falan yok. O yüzden bir merak ettim. Aynen. Hani durumu. Hani. Benden ama hiçbir yerde. Ya bugün bir fark ettim böyle eğlenceli bir çift olacaklar gibi duruyor yani böyle işte Tamina fazla ateşli falan hani fazla Lana bir sakin modunda sürekli hani böyle falan ya bugünkü segmentler çok eğlenceliydi mesela yani Tamina'nın makyajı hariç her şey çok güzeldi. Yalnız biraz önce o kadar dedik ya hani Carmella güreşemiyor hemen Link kıyafeti değilsin falan. Ya şampiyona bakıyoruz Natalya, önceki şampiyona bakıyoruz Naomi. Yani Smackdown'da sanki bu kadınlara bakış biraz değişti gibi ya. Güreşenleri biraz daha kenar potasına sokuyorlar. Hani Tamina ne kadar güreşebiliyor diyeceğiz ama. Bence Tamina bu saydığın 3 baba bence bu saydığın 3 isimden daha iyi Tamina. Tamina hem zaten Natalya, hem Carmella hem de Naomi. Kaç yıldır izliyorum kadını. Ya bence Tamina Nia Jax'ten de iyi yani. Abi Tamina sürekli Superfly neydi o hareketin adı işte? Babasının tenisini öpüp boşa çarpıyor. Sunuka. İşte hareketin adı neyse onu yapmayı deneyip sürekli yere çarpıyor. Yani ben bunu ilk kez yapıp Sunuka da hayranıyım yani açıkçası. Ya ben o splash'i yapıp da kemeri kazansa hiç ama hiç şaşırmam yani. Hayatımda kaç kere Jimmy Sunuka'yı izledin lan? ben kardeşim aç yarışmalar bölümünü, tamam mı? Tam 7 partta Golden Era, Klasik Era, Modern Era, ayrıca Ettü'de Era olmak üzere 7 partta yarışma yaptım amına koyayım. Benim hayatım belki onları izleyerek geçmedi ama çok izledim yani. TG'yi delmek. Al işte. Neyse bunu keseriz, sıkıntı yok. Main event'e dalalım o zaman artık. Açılışta da birleştirmiş olalım onu. Hakemimiz Baron Corbin zaten. Heh. O belli oldu. Söyle. Yok, hakemin belli olduğunu söyleyecektim. Hani main event'e geçelim dedin ya. O önceki segment sonunda konuşuyor diyeceği yani. Yalnız abi Breezango'nun gelip biz hakem oluruz demesi muazzam ya. Abi çok eğlendim gene ya. Breezango'yu sevmeyeni çıkacak. Breezango'yu sevmeyeni bu arada. Sevmeyen yayından çıksın ya. Forumdan da çıksın. Doğru. Neyse hakem Corbin oldu, ona geçelim. İşte Kevin Owens, AJ Styles güzel bir maç oldu gene. Maçtaki önemli olaylara geçeyim ben. İşte AJ calf crusher yaptı. Owens ipe dokundu ama sonra hemen geri çekti. Corbin hareketi bıraktırdı. Sonra buna itiştiler biraz. Ondan sonra da Shane McMahon geldi Corbin'le AJ's itişme yaşanınca. Şimdi Mehmet Dinler'in seslerini duyabiliyorum buradan. Owens AJ low blow vurdu. Ondan sonra Shane McMahon nedenini bilmediğim bir şekilde Corbin'i ring dışına çekti. Tuşu bozdu yani. Owens'ın kemeri almasını engelledi. Sonra Corbin de işime karışıyor, sen ne yaparsan yap, hakemi sen ol istiyorsan, bana ne dedi, gitti. Sonra Owens'la iki sürtüştüler. AJ ondan sonra klasik hareketlerini yapıp kemeri korudu. Ben tek kısa bir şey söyleyeceğim. Son söz vereceğim direkt. Tamam, ben tek kısa bir şey söyleyeceğim, direkt salacağım. Abi Kevin Owens harika bir rol kesti yalnız. Onu da es geçmeyelim. Çok güzel rol kesti ya. Gür. Main event hakkında mı? Yes. Dinlemiyor ki. Yo, bir koptum arada da. Ondan. Main event'ta mı konuşuyoruz? Evet. Ha bu ya, eğer ikili bir tek team maçı 2-2 olmayacaksa çok güzel iki feud'a WWE yol gösterdi bize. Sonbahar döneminin ben bu iki feud içinde çok tatlı geçeceği kanaatindeyim. Lürsoy? Bu maçın yapılması şeydi aslında, yani Kevin Owens'la Shane McMahon'ın arasında olacak feud'un hani belki de en iyi şeydi yani gidişata göre. Bu Smackdown'da daha iyisi yapılabilir miydi bilmiyorum. Çünkü millet Open Challenge deyince çok farklı isimler bekliyor. İşte Sami Zayn bekleyen, Bobby Roode bekleyen falan. Hani Kevin Owens gelince şeylere baktım. Yani canlı yorumlara baktım. Herkes bir hayal kırıklığına uğramış. Ama yani Shane McMahon'ın gelip de maça karışması için falan çok harika bir ortam yaratılmış. Ama Shane McMahon'ın yönetimi çok kötü ya. Yani biz bu şirkette milyon tane low blow izledik. Low blow'la bir tane maç izledik. Ya sen hakem değilsin ve hakemi direkt maçtan çekiyorsun. Bu şirket tarihinde görülmüş bir şey değildir yani. Abi sana ne, hakem kural ihlali yapmamış ki, görmediği zaman da low blow vuruldu. Olay budur yani. Yani general manager olması hariç Shane McMahon'ı severim de bilmiyorum, geçici bir nefretimi kazandı. Umarım Owens bunu ağız göz patlatır ve yani maçlarını kazanır. Alıştı. O zaman Hikmet? Valla çoğun başına bir feud hazırlamaya çalışıyorlar. Maçta ona yönelikti zaten. Biraz arada karıştı da işte o da Kevin Owens'ın bir sonraki iddiasını sağlamlaştırmak için yapılan bir hamleydi senaryo bazında. İşte bir feud'a doğru gidiyoruz. Numan. Valla bilmiyorum da bu Kevin Owens'ın ağlaması falan ne bileyim. Yani çok acayip oldum ben ya maç sonunda falan. Ki Shane McMahon ve özellikle Daniel Bryan yönetimini hiç beğenmiyorum. Yani ben de hiçbir şekilde yani kurtarılır bir yanı yok. Bu Owens'ın ağlaması yani ne bileyim. Abi Shane'den çok Daniel Bryan daha kötü geliyor bana ya. O da öyle. Orası zaten öyle yani. Daniel Bryan tam bir çöp ya GM konusunda. Yani alınmayın da yani öyle durum. Kesinlikle yani ya. O zaman sözü Shane McMahon ve Daniel Bryan'ı sevdiğini bildiğimiz Mehmet Dinler'e veriyorum. Ya sizin ecdadınızı ben çok seveyim, tuş edeyim, pes ettireyim. Allah cez al. Ya abi bak bir yıl oldu değil mi şey kaptan beri bu Daniel Bryan'la Shane McMahon hani başa Smackdown Live'ın başına geçirdi. Bir yıl böyle 3-4 hafta falan oluyor aşağı yukarı oldu, değil mi? Oldu. Abi doğru. Ya ben hayatımda ilk defa WWE'de face karakterleri sistematik bir şekilde heel'ları kazıkladığını görüyorum. Dünyayı tersine çevirmiş gibiler. Ya yemin ediyorum şeyi güreşi büktü adamlar ya. Abi dalga mı geçiyorsun? Gelip ringden sen hile yapıyorsun diye hakem çekmek nedir ki? Ayrıca adam haklı yani hakem o sırada hani var hakkı var yani. Abi o ya dalga mı geçiyorsun? Hakemi ringden çekti herif ya. Oğlum hangi face karakter bunu yapıyor? Anca hani triple threat maçta Fatal 4-Way'de hani rakiplerin tuş edecek onu çekersin. Lan komisyonersin oğlum. Ya nereden çıktınız başımıza ya? Bu şeyinin diğer işi niye battı WWE'ye geri döndü var ya hayattan tiksindirdi herif 2 senede ya. O Çin'deki ticari ortaklıklara batırmış mı? Batmasa WWE'ye niye geri dönsün yani? Çok üzücü. Demek ondan. Ya, var ya ben bu zaten Vince McMahon'ın da o soyadı şeyini abi Tywin Lannister gibi herif yani ne kadar boktan olursa olsun yormaysan diyor alıyor getiriyor başımıza bu nedir arkadaş herif zamanında senin şirketinden defolmuş gitmiş kendi işini kurmuş sen niye tekrar kucak açıyorsun? Ki hatta 2010'da tekrar şirkette gözükecek 2 senelik sözleşme imzalandı diye WWE.com'da duyurulmuş. Ve bu duyurudan sonra adam çekip gitmiş ticarete atılacağım ben güreşle işim yok diye. Ama ya abi var ya yemin ediyorum bir de şimdi bu adam hisselerini geri almaya falan çalışıyor. Alıp şimdi Triple H'in falan önüne çıkacak. Allah'ın güreş cahili zırta pozu. Ya arkadaş gidin bizi bir rahat bırakın ya bu nedir ya? Hadi Daniel Bryan sözleşmesi bitince inşallah gidecek felç kalmak üzere güreşmeye dönecek. Shane'den nasıl kurtulacağız biz? O biraz zor ya. Öyle görünüyor şu anda yani. Ya abi işte yeni Vince. Bunu abi, böyle göreceksin. Abi Vince hiç değilse yani babyface değil. Hani. Ay. Doğru. Düşündükçe de abi ben hani bu heel'ları daha çok seven bir tip değilim. Hani yani genelde smart fanların o şekilde olduğu hani kanaati vardır ya. Ben öyle değilim de. Abi bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Hani. Ya biliyorum ki abi Shane McMahon bir şey konuşuyorsa abi bir heel kaybedecek. Bir heel olacak yani hani hastanelik olacak. Gökten bir yıldız ben susuyorum ya vallahi susuyorum. Kırma klavyeyi kırma. Evet Ege. Dinliyoruz. Ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Mantığı neydi bunun hiç anlamış değilim. Şimdi duruma bakıyoruz. İpe dokundu, çekti normal olabilir. İpe dokunca zaten çekmek zorundasın. Diğerine geliyorum. Hakem görmediği anda low blow vuruyor. Sayacak tabii tuşu. Sen ne hakla çekiyorsun onu? Ki bunu AJ Styles marka olarak söylüyorum yani seveni olarak. Çok saçma buldum ben bu Shane McMahon hamlesi. Owens inşallah bunu güzelce tıraşlar. Of ya. Evet. O zaman artık en önemli günün en önemli segmentine gelelim. Debut Glorious. Segmentine. Ne? No. Glorious. Dırıt dırıt. Aa, Triple H geri dönmüştü değil mi? Doğru ya Triple H. Ege şarkıyı ver. Tamam. Pardon beyler, Ryan gelmedi zannet. Ryan gelecek zannet. Al işte. Pardon ya, kapattık mı? Ben hazır müzik varken biraz şarkı söyleyeyim. Yok yok, sıkıntı yok. Ya Bobby Roode'un efsane gelişi, sonra Aiden'in girişle maça çıkışı ve kazanışıyla biten bir segment yani. Bobby Roode artık Smackdown'da face karakter, Jinder Mahal'ı tokatlamaya hazır. Abi önce Japon Slayer 31'di, şimdi Hindu Slayer 31 olacak adam ya. Ya alış. Herif yemin ediyorum Asya kıtasında şey. Ben şunu söyleyeyim. Büyük ihtimal geçiş sürecini face olarak geçirecek ama ondan sonra hemen heel turn yapacak yani, belli. Son Asya bükücü. Bir şey diyeceğim, bence muhtemelen şey yani kemer Nakamura'ya geçecek ve sonrasında hani heel turn göreceğiz bu arada yani. Doğrudan şey Mahal'in karşısına çıkmayacağız. Çıkmayacak yani. Şey belki triple threat falan görürler ama yani şey abi kemeri alırsa heel olarak alacak. Ben de öyle dedim ya, işte geçiş süreci işte bunu öyle adlandırırsak face takılacak yani belli ki. Aynen. Gelişi sizi nasıl hissettirdi? Çok güzeldi. Aldığı reaksiyon muhteşemdi yani. Adamın kendisi muhteşem zaten. Doğru. Doğru. Yalnız şu var. Ben bir an Triple H geldi zannettim bu arada. Yalnız şu var. Bu adam face rolünü de çok güzel oynuyor yalnız. Bilmeyenler varsa söyleyebilirim yani. Bilmiyorum ben bence doğru ben. Katılıyorum Numan'a. Face olarak daha iyi ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bundan bir süreliğine. Ya hani, hayır ben illa heel olarak görmüyorum. Ne? Abi nasıl? SmackDown'da Owens dışında heel yok ortada, aynen öyle. Usos'u saymıyorum, abi, tek tim onlar. İşte Hindistanlılar var da. Rusev var da çıkmıyor işte. Hindistanlılar var da, ne istiyorsun ya? Rusev var, Corbin var. Ya Corbin'i adamdan mı sayıyoruz? Olsun, tuttu fil yani, sayıyorsunuz. Brager'in hatlı olsun diye. Corbin adam mı yani? Corbin çöpün teki de. Yani Root neler yapar gelecekte? Heline Sel'de ne yapar mesela? Kime karşı yürür? İlla ki maça çıkar bu adam. İleride sizce bir Bobby Roode Triple H maçı sizce dream maç mıdır? Evet. Benim dream maçım şu anda Bobby Roode vs AJ Styles abi. Abi buradan oldu yine kaç defa. Dean Ambrose. Abi Bobby Roode vs şey olsa hani Triple H olsa şöyle bir şey olur. Jey Uso vs Jimmy Uso yani hani bize biraz sıkıntı, kim biz nasıl anlayacağız? Spinebuster falan yaparlar. Yanında karısıyla gelen Triple H'tir, öyle çözeriz artık olayı. Al işte. Evet olabilir. Gülsel de al işte demekten başka bir iş yapmıyorsun ha. Yalnız şu var, Ege o senin dream match'in kim dedi? AJ Styles vs The Bobby Roode diyor. Lan öyle bir maçtan oldu da gittik. Biliyorum WWE'de diyorum. WWE'de. Biz şu an neredeyiz? TN yayını konuşmuyoruz da. Yalnız şu var. TN kalmadı zaten. O zamanki Bobby Roode'un ringi ile şu ankinin arasında çok fark var ya. Ya olsun. Gene istiyorum yani. Hadi şovu puanlayalım. Abi Bobby Roode ve Shelton altına 4 veriyorum ben. Ben de. Bobby Roode ve Shelton hakkında özellikle Bobby Roode. Abi Shelton Benjamin hatırına 1, Bobby Roode hakkında buçuk veriyorum. Hatırına yani 1,5. Ben de 3 veriyorum 5 üzerinden. Gayet yani ben ideal bir şey oldu. Daha ne istiyorsunuz abi? Oturun ağlayın. Bunu da beğenmiyorsanız yani. Al işte. Bobby Roode ya. Oh. Buragül sen bir güreş çomarısın. Shelton Benjamin ya, oh. Team Angle. Kardeşim, aklınızdakileri ifade edecek argüman bulduğunuz zaman. Aklıma bir şey geldi, bir dakika. Hakaretten en iyi, hakaret aklımdakine en iyi. Bak aklımdakine en iyi ifade eden randıman ne lan? Hani söylem senin bir güreş çomarı olduğundur yani. Kardeşim ben güreş çomarıysam siz tek hücreli insanlarsınız ya. Abi, bir dakika. Bir tane şey standart demiş bu adamsın. Standart amına koyayım ya. Ay. Ya yeter artık ya. Standart. Ya bir şey sorayım. Bir saniye. Dur. Hop. Sesim geliyor mu? Ya gelmiyor. Bu Söylesene. Bakın abi gene TNA'ya kaçak diyorsunuz ama bu adam Bound for Glory 2010'daki senaryoyu beğenmedi abi yani. Böyle bir güreşçi var bu adam. Bir dakika. Bound for Glory 2010'daki Immortal senaryosu güzel miydi Numan İnci? Jeff Hardy'nin Hilton yapışı gayet güzeldi. Sonra sıçtılar. Ya. İlk başı çok güzeldi. Oğlum sen Allah. Fede öyle bir senaryo yazdı ki adamlar. Immortal'ın karşısında duracak face isim yoktu lan. Kardeş ne dedim ben sana işte. Sonra nasıl sıçtılar diyeyim. En başta gayet düzgün bir oyuncu yani. Ya hadi işte ya. Allah. Uğur Gür geleceği yaptı. Numan'la güreş konuşuyoruz burada. Böyle daha büyük fiyasko bir olay var mı ya? Ne? Ya Daner'le güreş konuşuyoruz. Ya. Daha kötü. Adam. Ya adam, Daner sıra adamın karı köküdür Daner ya. Ya adam daha, benim profesyonel güreşime laf atıyor ya. Aa. Adam daha İlaydere kim bilir bana güreşle laf atıyor ya. Ezik Gür. Al işte. Eli Drake. Tamam öyle hadi yayını kapatalım hadi. Hadi yayını kapatalım hadi. Kapanışın. Aynen gene azıttık. Dean Ambrose. O zaman bir Glorious söyleyerek mi kapattın? Glorious. I will give me. Shut up. And I'll somebody.